burada sizlerin huzurunda tekrar ediyorum. Dünya beşten büyüktür. Bugün dünyamızda adaletsizliğin en çok yaşandığı yerlerden birisi İsrail işgali altındaki Filistin topraklarıdır. Daha birkaç gün önce sokaktaki masum bir Filistinli kadının İsrail güvenlik güçleri tarafından alçakça öldürüldüğü görüntüler bile vicdanları harekete geçiremiyorsa artık sözün bittiği yerdeyiz demektir. Bu İsrail neresidir? Acaba bu İsrail'in toprakları nereleri kapsıyor? 1947'de İsrail neresiydi? Bunun ardından acaba 1949 1967'de İsrail neresiydi? Ve şu anda İsrail neresi? Bakınız. Sene 1947. Neredeyse burada İsrail yok gibi. Tamamı Filistin. Sene 1947 paylaşım planı var. Ve Filistin küçülüyor. İsrail büyüyor. Geliyorum 1967'ye, 1949'la birlikte. Buyurun İsrail büyüyor, Filistin küçülüyor. Ve geliyorum bugüne. Güncel durum şu, artık adeta Filistin yok. Neredeyse tamamına yakını İsrail. İsrail doyuyor mu? Hayır, doymuyor. İsrail şimdi de kalanını almanın gayreti içerisinde. Geçtiğimiz yıl hünharca katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı hala mahkeme, yargı bu süreci neticelendirmemesi içinde cereyan eden bu olayın takipçisi olacağımızı özellikle ifade etmek isterim. Bir diğer durumda özellikle Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanının özellikle mahkeme salonunda evet çırpınarak ölmesi ve neticesinde ailesinin bile defnine müsaade edilmemesi de içimizde kanayan bir yaradır. Dünya canlarını kurtarmak için çıktıkları yolculukları ya Akdeniz'in karanlık sularında ya da sınırlara gerilen tel örgülerin önlerinde sonlanan milyonlarca mazlumu maalesef çok çabuk unuttu. Özellikle işte gördüğünüz gibi aylan bebeği dünya çok çabuk unuttu. Şu güvenli bölge ilan edildiğinde bu güvenli bölgeye biz rahatlıkla bir milyon ila iki milyon arasında göçmeni mülteciyi yerleştirme şansına Sahipsin. Herkes için özgürlük, herkes için barış, herkes için refah, herkes için adalet, herkes için huzurlu ve güvenli bir gelecek.